Sesi nerede? Aşağıda. Aşağıdayım diyor. Bir tane bakar mısın? Benim biraz işim var da burada. Tamam. Hadi bu niye sesleniyor? Aşağıda ne yapıyor Elif, bu kız ya? Elif! Elif! Sen ne yaptın? Annen çok kızacak kızım. Baba gel gel. Her yeri köpük yapacağız bu akşam. Kuanımızda var. Hadi o zaman yaramazlık zamanı. Hadi köpük yapalım Elif abi. Ya böyle olmaz. Azıcık köpük olmuş. Ver bana. Biraz da suya sıkalım. At sular, at sular. İyi yeme köpük olsun. Hangi sıcak? Sıcak suya çıkın. Köpük. Anne ne yalanırsak çok kötü olur. Köpük savaşı! Yaşasın! Ne oluyor bu sesler ne ya? Murat, Elif ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz orada Bücür? Ah Bücür de içeri girmemiş mi? Ne yapıyorsunuz? Eyvah eyvah, ne yaptınız siz burayı böyle? Her yer köpük olmuş yine. Ya siz çıldırdınız mı? Elif bir de mayo giymiş. Murat buraya baksana. Sen ne yaptın ya? Bakar mısın şu tişörtüne? Elif bir de mayo giyip gelmiş. Kızım sen ne ara indin aşağı? Ben bu kıza demedim odanda ödev yap diye. Ay her yeri köpük olmuş yine. Elif Sinem ben sana ödev yap diye odana gönderdim. Ne ara mayonu giyip de aşağı indin sen? Köpük yapıyoruz biz böyle. Murat Elif'e bak derken ne yaptın ya sen? Çocuk da çocuk olmuş. Ya yeter yeter. Aa, çıldırdılar resmen köpük diye. Taştı taştı dışına çıkacak. Dur yeter sen şey yap böyle. Kızım bu kadar köpükle bari temizlenin, bir de buraları yıkayın tertemiz olsun. Aa! Oh no. Murat sen de ona çabuk. Sen de ona. Bilemiyorum. Köpük gözünü mü yaktı? Dur gel gel gel. Sakın bu köpüğü saunaya taşırayım demeyin sakın. Teşekkür ederim. Murat ne yapacaksın? Kese mi yapacaksın Elif'i hamamda? Elif hayır kapatma anneciğim. Cama sıçramasın bari lütfen ya. Burayı temizleyin bari. Elif Sinem, Murat ben en iyisi size kese vereyim. Güzelce şu hamamda keselenin olur mu? Elif Sinem'i bir güzel yıka böyle. Elif Sinem'i yatır şuraya. Elif annem ne yapıyorsun ya?
Eyvah, köpük mü savaşı mı diyeyim, su savaşı mı diyeyim artık. Hala köpürtüyorlar, doymadılar köpüğe. Elif yeter, annem yeter. Ben en iyisi size bir fırça getireyim, tamam mı? Güzelce buraları yıkayın. Aa, Elif şuna bak, aynı karda yaptığı gibi. Yerler daha çok köpük olmuş anneciğim. Elif Sinem hala köpürtmeye devam ediyor sanki. Elif güzelce yıkan anneciğim, hazır hamama girmişken. Ne demişler, hamama giren terler devam eder. Temizlik yaparak terlemeniz lazım, sonra da kendinizi yıkayın çıkın. Bakar mısın, köpükler taşıyor resmen, taşıyor her yer köpük. Ta duvarlara kadar sıçramış Elif. Eyvah eyvah Bücür. Bücür neredesin? Bücür de mama yiyor burada. Burası Bücür'ün katı arkadaşlar. Elif Sinem bu kadar yeter mi? Ben en iyisi fırça getiriyorum. Siz burayı güzelce fırçalıyorsunuz, tertemiz yapıyorsunuz. Bak ya, bak bak, yolunu bulmuş, görüyor musun Murat? Otomatiğe bağladı resmen. Hanginiz çok köpük yapacak? Hadi 1, 2, 3. Hadi hadi hadi. Elif senin suyun da akıyor anneciğim. Avantajın var. Sabun. Sabun istiyor. Hayır yeter, köpük dışarıya taşıyor. Peki şöyle bir yarışma yapalım mı? Yere oturun ikiniz de. Hadi otur bakalım Elif, köpük patlatma. Elif Sinem oraya oturdu. Anneciğim orada var mı köpük? Wow! Çok güzel, eğlenceli oldu ya. Çok güzel oldu da. Çok güzel oldu Murat, kar yağmış gibi oluyor. Devam devam devam. Çok güzel, harika oldu. Elif Sinem çok güzel anneciğim ya. Eğlendin mi? Yeter mi? Şahane mi? Süper mi? Hayır, jacuzzi falan yok. Burada yıkanacaksın, mis gibi olacak. Şu halinize bakın ya. Şapşikler, çok komik görünüyorsunuz ya. Çok eğlendiniz, güzel oldu ama bu kadar eğlencenin sonu da, Elif sakın anneciğim dur yapma. Elif. Çok güzel oldu. Ben gidiyorum Murat'cığım, Elif Sinem'cim. Siz de burayı güzelce temizleyin. Böyle mis gibi, burası çok güzel kokmuş. Çok güzel duş jeli kokuyor, temizlik kokuyor burası. Ben gidip jacuzzi'deyim. Hayır! Murat, Elif Sinem'i yıka lütfen ya. Şu köpüklü suyu boşaltalım ya da dur, hatta ben yapayım, bekleyin. Bu su soğuk mu? Bu su soğuk. Dur yap. Yapma yapma. Sana da yaparız. Su savaşı. Hadi evet. Bunu sıcak suyla doldurun Murat, Elif hasta olmasın. Sonra güzelce yıkanın. Evet evet, ben hallederim buraları. Siz güzelce yıka. Şu kapıyı kapat Murat'cığım. Kapat kapıyı. Elif Sinem'cim hadi. Mis gibi olun siz. Hadi bakalım. Oh. Harika oldu. Siz yıkanın. Orayı temizlemeden çıkmak yok ona göre. Duydunuz mu? Hey. Elif Sinem. Kendinizi ve orayı temizliyorsunuz ona göre. Allah'ım ya Rabbim, şunlara bak, şaşkınlar. Elif Sinem, Murat. Açın bakalım, size fırça getirdim. Temizlik zamanı. Aç bakalım. Burayı güzelce temizleyin, tamam mı? Tamam, bak bir tane ya. Köpük görmek istemiyorum. Hadi bakayım, elinize sağlık şimdi de. Sakın temizlemeden çıkmıyorsunuz ona göre. Murat çok komik görünüyorsun ya, kafaya bak. Elif babama bir tane sakal yapsaydın Noel Baba gibi olurdu. Tertemiz. Oh mis gibi, ne güzel oldu bak. Baba gerçekten temizleyeceğiz mi? Ya boş ver temizle. Ne yapsın? Hadi bir jacuzziye gidelim. Oh no. Bakalım temizliği yapmışlar mı? Bücür yaptılar mı temizliği bu şaşkınlar? Oradan bakıyor ya. Bakalım. O da ne? Elif. Murat. Her yer aynı duruyor. Terlikler delil olarak burada. Allah'ım şuna bak. Duş jeli yarıya kadar bitmiş, her yer köpük. Temizlemeden gitmişler. Sizi yakalayacağım ama siz bekleyin. Nereye geldik biz yine ya? Anne, cadının evine geldik. Elif sen niye bizi buraya ışınladın? Buranın hiç o eski ama Zehra. Gelin, gelin cadının evini göstereyim. Elif Sinem buralar ne böyle eski eski evler? Cadı burada mı oturuyor yoksa? Hayır, burada telefon yok, elektrik yok, hiçbir şey yok burada. Buralarda kimler oturuyor biliyor musun? Bize eve gelen bonus amca, Rod, her şey burada. Herkes cadı. Burada. Cadının evi burada mı? Evet. Elif şurası mı yoksa cadının evi? Bu sokaktan böyle gidecek miyiz? Murat sakın pencereye vurma. Murat. Ay Murat ne yaptın? Elif kaç anneciğim, kaç camın vurdu baban ya. Nerede bu cadının evi yoksa şu ilerideki ev mi? Bak buralarda kapı falan. Murat oranın kapısı açık, bence kapıya vurma. Elif Sinem babam vurup kaçıyor, biz de kaçalım. Bak bizim üzerimize kalır sonra ona göre. Burada kafe de varmış. Dondurmacı Rod'un kafesi bura mı yoksa Elif? Gel o zaman Dondurmacı Rod'un kafesiyle bir dondurma yiyelim, ne dersin? Bura mı Dondurmacı Rod'un kafesi? Rod yok ya.
Tamam, biz cadının evine gidelim direkt, tamam mı anneciğim? Gidelim. Murat cadının evine gideceğiz. Gel köşk bakalım. Şuraya gidelim, bir tane gidelim en tarafa bakalım ya. Burası ne anneciğim? Burası da kafeymiş. Bura kimin kafesi? Ha, bu Leylikler'in kafesi mi? Efeka'nın kafesi burada yani, Elif. Buradaki bütün gördüğünüz kafeler Dondurmacı Rotun. Wow, Dondurmacı Rotun'da ne kadar çok kafesi varmış ya. Biz onunla dondurma yiyelim o zaman. Elif'sinem ne dersin, bir kafeye girelim dondurma yiyelim şu an birlikte. Dondurmacı Rot dinleniyor evde. Anneciğim bu sokak çok güzelmiş yalnız. Cadının evi, şu ev galiba çok ürkütücü görünüyor. Hayır. Baksana Murat şu eve bak. Şu ev çok ürkütücü. Murat niye kapıya vurup kaçıyorsun? Elif burada bir kuyu var. Gel bakayım şu kuyuya. Kitlemişler, bakar mısın? İçinde altın mı vardı acaba, hazine? Gel bakalım Elif Sinem. Burada bir kapı daha var. Burası olabilir mi? Hayır 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 hayır. Eyvah eyvah. Ya Murat sen de gördün mü? Elif Sinem de kapılara vurup kaçıyor. Burada da bir kapı var. Daha gelmedik mi biz bu cadının evine? Şu ev çok korkunç görünüyor, bakar mısın? Eyvah. Bura mı cadının evi yoksa Elif? Kocaman bahçesi var. Bak büyüleri yapıyor, sihirleri yapıyor. Elif Sinem, biz bu cadının kazanını görebilecek miyiz anneciğim? Elif biz buralarda o cadının evinde cadının kazanını görebilecek miyiz? Anne cadının kazanı bana hediye etti ya kazan. Onun kendi kocaman kazanı vardır, iksirlerini yaptı. Anne, şu eve bak. Bura mı cadının evi? Murat burası olabilir mi, ama burası harabe şeklinde anneciğim, baksana. Dikkat, tehlikeli diyor. Murat sakın. Elif Sinem. İçeride birileri var, büyü yapıyor. Gargamel'in evi burası Elif Sinem. Gargamel'in evi. Bura cadının evi. Bakalım buraya. Şu pencereye bak. Perdelerine bak Elif Sinem. Burası kesin ev. Onun evi kesin. Burası kesin değil mi? Ama cadı. Ay şuna bak. Elif Sinem. Baban elektrik çarptı. Ama anne burada cadı değil. Cadı bana heykelini söyledi. Yani. Yoksa burada baş periliçe falan mı kalıyor Elif Sinem? Burası evet, çok büyük cadıların konak. Cadıların baş kraliçesi kalıyor burada. Tamam, daha gidecek miyiz? Aa şurada çok güzel çiçekli bir yer var. Burası çok güzel. Yani buralar cadılar sokağı mı tamamen? Bütün cadılar burada mı kalıyor? Sana böyle hediye getiren iyi kalpli cadının evi hangisi? Şurası mı yoksa? Bir sürü bir şeyler var. Bu nazar falan devesi. Aa burası da çok güzelmiş Elif, baksana. Aa Elif burası da çok güzel. Yoksa iyi kalpli cadının mekanı burası mı anneciğim? Sana hediye getirmişti, hatırlıyor musun? Bakayım. Ay burada çok güzel boncuklar var. Burası da çok güzelmiş. Devam edelim. Elif Sinem, iyi kalpli cadının evi bu tarafta mı? Yoksa burada mı? Burası mı iyi kalpli cadının yeri? Evet, iyi kalpli cadının mekanı olarak burası. Elif Sinem buraya girelim lütfen. Ya Elif Sinem tutturdun kötü kalpli cadı diye. Burası da çok güzelmiş. Bak hadi gel. Elif belki iyi kalpli sana burada şey verebilir, hediye verebilir anne, burada. Hediyelerin aldığı yer neresi biliyor musun? Bura. Aa orada uçan balon var Murat. Ne oldu? Murat kimi gördün sen ya? Murat ne yapıyorsun? Elif Sinem babam bizi korkutuyor, yaptığı hareketlere bak. Burada da başkaları var Elif Sinem. Burada cadılar yaşıyor. Gel anneciğim. Şimdi şuraya gidelim birlikte. Uçan balon var, takılar var. Elifciğim dur beni bekle. Çok güzel şeyler varmış burada. Ay minnacık cüzdan. Elif Sinem sana şöyle bir tane çiçekli tac alayım mı anneciğim? Mor renk olsaydı, bak kıyafetim mor renk ya. Çok güzel olurdu. Onlar da çok güzelmiş. Elif burada var mı böyle? Anne ben bunu almak istiyorum. Minik böyle cadı kazanı falan, sihirli iksir şişesi falan var mı burada? Bak ne buldum ben burada. Bak bu cadının evine göre tam, görüyor musun bak. Gel. Hadi gel. Gel bakalım. Elif burada uçan balonlar var, ama cadının evine geldikten sonra bakalım. Aha sürpriz paketler. Alacağız alacağız, gel cadının evine. Hepsinden. Tamam gel bakalım bir tane. Aa Elif burada leylek kuş var bak. Burası mı yoksa kız cadının evi? Hayır burası ne? Kimin evi biliyor musun? Burası kimin evi? Efekan'ın evi mi yoksa burası? Hayır Pelinsu'nun evi. Pelinsu'nun evine gelmişiz Murat. Burası Pelinsu eviymiş. Ama Pelinsu. Bence burası sihirli sokak olduğu için kesin Durusu'nun babaannesinin evi bura. Evet çünkü Durusu geliyormuş şuraların arasında. O kesin var ya, o sihirleri yapmayı da bu cadılardan öğrenmiştir bence, biliyor musun? Gel az kaldı, hadi gidelim. Elif daha gelmedik mi? Ne oldu? O cadı değil, o cadının evi. Geldik mi cadı?
Bakar mısın, cadı orada. Elif, Sinan, bura mı cadının evi? Evet. Elif hiç korkmadan gidiyor. Sen niye bu kadar korktun Murat? Baksana. Evin içine baksana. Canmam yok Burak. Kesin Burak. Elif, Sinan, bu nasıl ev böyle? Bu cadı niye hiç evine bakmıyor? Ay, cadıya bak. Dişleri falan hep kırılmış. Bu onun heykeli mi anneciğim? Mısırı çok seviyor galiba. Elinde de mısır var. Baksana şuna. Cadının evi. Hadi girelim içeri, gel. Ay, girmeden önce bir bakalım şöyle. Pencereleri açık, şuradan bir seslenelim mi içeri? Burada gizemli bir bodrum katı var. Elif, Sinan, bak, cadının kazanı burada olabilir. Gel gel. Cadı, burada mısın? Cadı. Aha, çıktı. Cadı çıktı. Aa, ne oluyor? Ay, o sihirli ateşlerden falan çıktı Elif. Burada cadının kazanı mı var yoksa? Evet. Bakayım. Ay, çok ürkütücü burası. Berbat görünüyor Elif, Sinem. Şuna bak. Ya, harabe şeklinde. Elif, içeride bir... Aa, Elif, içeride ağaç var. Çok cadının bakımsız büyülü ya. Onlara şey diyor, alıyor böyle büyüle. İksirlerini mi kullanıyor anneciğim, evet, o otları falan? Bak şu ev ne kadar düzgün ve düzenli. Cadının evine bak, berbat durumda. Bakar mısın? Hadi, hadi şu kapıyı açmaya çalışalım. İçeri girelim hadi. Bak, burası da kırılmış, dağılmış. Ses gelin. Ses gelin. Korkma ya. Aa, cadı hareket etti biraz önce. Cadı, tamam, biz gidelim. Cadı bu mu yoksa Elif, Sinem? Elif, dur. Anneciğim, bu mu? Ayakkabılarına, neyine bak şunun. Ay, şapkası falan da mahvolmuş. Kendine bakmamış bu cadı. Dur bakayım anneciğim, dur. Kapıyı zorlayalım bakalım. Biz geldik diyelim. 6 numarada oturuyormuş cadı. İçeride kimse var mı? Ay, Elif, Sinem, burası çok ürkütücü anneciğim ya. Cadı. Anne, bu 9 numara. Her zaman bize geliyor, şimdi bize kapıyı açmıyor bu ya. Bir cadıyla bir hatıra resmi çekinebilir miyiz? Çekinelim. Anne. Elif, babanı korkutalım mı? Anne, bu 6 mı? 6 mı 9 mu? Murat, bakar mısın, çok enteresan. Burası 6 mı 9 mu? O çocuklara göre değişiyor. 6 ve 9 istediği çocuklara göre yapıyor. Ama bu bizim evimize sürekli geliyor, şimdi bize kapıyı açmıyor Elif ya. Aşk olsun cadı. Ya. Geldi, saçımızı kel yaptı, neler yaptı bize. Anne, bu 7 numara. Bak, burada da 7 yazıyor Murat. Aa, cadı buraya gelmiş Elif. Gel anneciğim, gel. Ay. Elif, gel anneciğim, açmıyor kapıyı. Saygısız cadı, gel. Bunu alıp götürelim mi cadıya da ders olsun, o bize geri gelir. Baksana Elif, çok güzelmiş ev ama hiç bakmamış bak. Gel hadi. Şaşırsın. Elif, götürelim bunu bahçeye koyalım. Ne dersin anneciğim? Olur. Götürelim ya da mısırını alalım, gidelim hadi. Mısırı çok seviyormuş cadı, al sen ye mısırını. Gel bakalım burada neler var. Aa, Elif, baksana bunlarla iksir yapıyor kesin. Sakın dokunma anneciğim. Sakın dokunma. Bak, görüyor musun? Bunlarla da kesin tütsü bunlarda. Bak, bunlarla ne yapıyor? Onlar da anneciğim aynen sihirli otlar için kullanılan şeyler. Elif bayılıyor. Zira Elif bayılıyor. Baksana. Murat, burada. Ne oldu? Elif, sana dokunma dedim ya. Elif, kendine gel. Murat, şundan koklatsam uyanır mı Murat? Bir tane deneyelim. Gel bakalım. Elif, uyan hadi. Hadi. Aha, işe yaradı. İşe yaradı, vallahi demek işe yaradı. Demek ki bayıltıyor, şu ayıltıyor. Elif, Sinem, dokunma. Elif, anneciğim, dokunma. Bak, bak, burada küçük küçük ikisi. Elif, sevgili gitti. Elif geri gitti. Ya sen yazacak mısın ya? Kızıma bayılsın ya, eyvah eyvah. Elif bayıldı yine. Elif. Ya ne yapacağım Elif bu sefer? Bu sefer de şundan koklatalım, bir daha bayılmasın. Elif. Gözüne soktum yanlışlıkla. Ya. Elif, ne yapıyorsun annem ya? Gel bak, burada neler varmış bak cadı. Bunlara dokunma bir daha Elif, sakın, Elif, tamam mı? Sen... Aa, sihirli şekerler. Sana getirdiği şekerler buradaymış. Elif, Sinem dans etmeye başladı. Murat uyur gezer oldu galiba bu. Ya şimdi de uyur gezer oldu. Uyur dans eder oldu hatta, şuna bak. Elif, uyan artık. Cadı, bir şey yapsana Elif, Sinem. Uyur gezer oldu. Elif, Sinem, bak sana ne göstereceğim, gel. Bize getirdiği sihirli şekerler bunlarmış. Bak, görüyor musun? Hah, dokun onlara da, ayıl artık lütfen. Elif, Sinem, neyle ayıltacağım ben seni? Bilemedim ki şunlardan. Hangisiyle ayıltacağım seni? Hadi kokla bakayım. Ha, Elif, Sinem uyandı. Şimdi de gülmeye başladı ya. Biz buradan en iyisi uzaklaşalım. Bırak, bu kıza bir haller oldu. Hadi gidiyoruz. Kahkaha tozu. Hadi gel. Güzeldi, güzeldi. Düzeldi mi? Murat bak, ne diyeceğim sana. Ne? Bu sihirli içecekleri buradan getiriyormuş. Bak, sihirli şekerleri buradan getiriyormuş. Elif, Sinemcim, gel. Buradan, işte burada cadının kazanı. Kocaman, görmek ister misin? Evet, anne. Gel bak, burada arkada bak, kocaman. Gel Elif, birlikte bakalım, gel. Gel bak, gel gel bak, burada neler var. Kocaman kocaman. Bak arkanda Murat, arkanda, arkanda, işte bu kocaman, bak taş şeklinde, evet. Bak burada da bir küp var Elif, Sinem. İksirlerini bunlarla yapıyor galiba. Gel bakalım, takı mı aldın? Bu takılar sihirli değil değil mi? Değilmiş bunlar. Bunlar normalmiş anneciğim, alabilirsin. Hiç boşuna numara yapma. Çok güzelmiş bak, bu da ay taşı galiba bak. Ay taşı, ametist varmış bak. Evet, ametist. Hadi ya, iyi cadının mekanına gidelim artık ya. Beni iyi cadıya götür Elif. Beni iyi cadıya götür hadi. İlk önce iyi cadının aldığı hediyelerden ben de onu alacağım. İyi, tamam hadi. Artık beni iyi cadının evine götürür müsün Elif? Götürüyorum işte. Hadi.
Hadi gidelim lütfen. Kız o neydi öyle, o kötü cadının evi gördün mü? Ay Elif çok anne, korkunç görünüyordu şu, Murat. Anne şu ev var ya. Evet. O da neydi? Cadıların kraliçesinin evi. Tamam bir daha gelmeyelim buralara lütfen, tamam mı anneciğim?